Ses deneme 1-2-1-2-1-2. Günaydın arkadaşlar. Dünkü story'mden sonra bilin bakalım kim erken kalkıp tam yaklaşık olaraktan 1,5 saat önce evden çıkıyor. Kim? Kim? Ben tanıyacağım, ben tanıyacağım. Kimin kanalı bu? Evet, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Uyanabildim. Allah, her şey şu ana kadar planladığım gibi gidiyor. İnşallah da sürpriz aksilikler çıkmaz. Şimdi sahile gideceğim. Evde kurdum kafamda. Tahmini Bebek tarafına gideceğim. Çünkü E6'dan gideceğim. Orası daha trafiksiz. Yani buradan Karaköy'e gitmektense oraya gitmek süre olarak aynı. Kilometre olarak bir 5-6 kilometre fark ediyor ama süre aynı. En azından oraya gitmiş olayım dedim. Aslında uyanabilmemdeki en büyük etkilerden bir tanesini itiraf edeyim mi? Sabah karşıma çıkan hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var haberi. Onu görmeseydim belki kendimi kandırıp bir şekilde yataktan çıkmayabilirdim. Ama düşündüm, lan dedim, hafta sonu da hava güzel, gezemeyeceğim. Kendime dedim zaman ayıramayacağım, bari dedim şimdi çıkayım ya. Şimdi çıkayım ya dedim bari. Çünkü tam böyle niyeti bozmuştum yani. Dedim ulan bir saat daha yeteyim, işe gideyim. Stret sahili, bak şeytan dürtüyor. Sabah sabah var ya. Ama bir şekilde onu yendim. Dur, kaza yapacaksınız. Şimdi otobana çıktığım zaman muhtemelen sesim çok gelmeyeceği için çok fazla konuşmayacağım. Bu arada trafik yoğunluğu daha az. Yani bir saat bile fark ediyor aslında. Şimdi anlaşılır zaten. Bu yoldan şu otobana bağlanayım. Oraya bağlandıktan sonra trafik yoğunluğu belli ediyor kendini. Çünkü uyandığım zaman saat 6.40 falandı ve full yeşil gösteriyordu navigasyonda. Evet, otobandan çıktık abi, yaklaşık 13 dakika falan sürdü. Belki 12 dakika sürdü, bilmiyorum. Şimdi buradan Bebeğe doğru ineceğim. Ufak bir problem var, yolu bilmiyorum. Yolu bilmiyorum. İnşallah Bebek tabelası falan koymuşlardır. Biri korona olmuş, Allah şifa versin. Sen beklemezsin değil mi? Tebrikler, ikramiye kazandınız. Ya buradan sonra çok dolanmadan aslında navigasyonda gitsem. Gitti lan. Ne öyle enteresan ses çıkarıyorsun? Ya bu böyle bir video bir kez daha çektik. Bir sabah daha işe giderken nasıl rota yeniden oluşturuldu? Burayı gösteriyordun şerefsiz. Ya beni var ya, o kadar izliyorsunuz ki bak, burada şey de var. EDS de var. Bunu yaptığımda en son bayağı ay geçti yani. Üzerinden herhalde daha kışa girmemiştik yaptığımda. Şimdi yaza giriyoruz. Ya cidden uyanamıyorum sabahları. Uyanabilsem, yani her sabah değil zaten. Her sabah yaparsan işe dönüşür bu olay. Her sabah değil ama böyle haftada 1-2 yapsanız güzel olur. Hadi haftada 1 yapın ya. Cidden eğlenceli oluyor. Yani güzel oluyor. Hava alıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Böyle o gün işe gittiğiniz zaman şey gibi hissediyorsunuz hani. Sanki rutin o iş günlerinden bir tanesi değilmiş gibi. Uykunuzu almış oluyorsunuz, daha dinç başlıyorsunuz. Deniz havası almış oluyorsun ya. Mazot çekmekten geç. Mazot çekiyoruz içimize her sabah işe giderken. Oksijen alalım. Güzel hava, temiz hava. Ne diyor navigasyon? Buradan diyor sola diyor, dönün diyor. Buradan oğlum inşallah ceza yemem ya. Sola gösteriyor ama. Gerçi dayı da geldi, beni mi gördü acaba? Ben inşallah kol kola ceza yememişizdir ha. Ama sonuçta mantıken düşünüyorum şimdi oradan. Şu an buradan aşağı doğru yol var. Oradan dönüşün de olması lazım ki insanlar o yola girebilsin.
Gerçek harç şerit için sağa dönüş de olabilir. Bilmiyorum ama mantıksız gelmedi ya. Beni şey kıllandırdı biraz. Şimdi sola dönüş tabelası görmedim. Ben geçtiğimde de yaya yeşil yanıyordu. Acaba yaya yol ver şeklinde bir yeşil miydi? Ya yaya yeşil ama geçerken de yol ver gibisinden. Bize de yeşil. Neyse. Geldik zaten. Tam 20 dakika bile sürmedi. 19 dakikada buraya geldim. Şimdi şuradan şeyi göreceğim. Denizi göreceğiz. Geldik ya. Karaköy'den daha zahmetsiz. Yemin ediyorum. Trafiksiz geliyorsun. Karaköy'e gidene kadar canım çıkıyor. Vatan Caddesi'ne gir, dur kalk, dur kalk, dur kalk. Kalk dur. Dur bir daha kalk. Bekliyorsun tam gideceksin sonra bir daha duruyorsun, kalkıyorsun falan. Buralar sıkıntılı. Ava oğlum, ne o? Cadde kapanmış. Ne yaptınız cadde? Ben buraya en son ne zaman geldim? Oğlum buralara bir şeyler yapmışlar. Günaydın Starbucks. Burayı karantinaya almışlar. Sen sanki U çekecekmişsin gibi bir his oluşturdun benim içimde. Vay bank da boş. Anasıç, bunda olmuyor mu? Şunu kapatalım. Oh be, vallahi güzel koktu ha. Nasıl? Güzel mi? Saat kaç bu arada? Oo, 7.42 ya. Bir saatim var. Dolu dolu bir saat burada oturabilirim şu anda. Ne kadar güzel bir şey bak. Daha işe bir saatim var. Normalde işe geç kalıyorum. Koştur koştur giden adamım. Termosu buraya koymuştuk. Evden sandviç getirdim. Bunu tabii evden sandviç değil de simitle falan da yapabilirsiniz ama. Civarlarında geldim. Bir saat kadar oturdum. Kahvaltımı yaptım. Azıcık hava aldım. Şimdi işe gidiyorum. Ama en azından böyle bir üzerimdeki o sabah bitkinliğine ne bileyim meymelesizliği, şeysizliği attım ya. Güzel geldi yani. Gidelim bakalım mesai saati başlangıcına. Ama güneş fazla vurdu kafamdan ya. Bir de gözümde de güneş gözlüğü yoktu. Manyak üstüme niye çıkıyorsun sabah sabah?